Selamünaleyküm dostlar. Bugün 4 dakikada kitap videosunda şu iki kitabı anlatacağız. Hemen gösterdim. Gözüküyor herhalde. Hemen ilk kitabımıza başlayalım. İlk kitabımız Turfanda mı yoksa Turfa mı kitabı. Mizancı Murat'ın kaleme aldığı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılan bu kitap Türk Edebiyat Klasikleri arasında bulunmakta. Bu kitabın aslında ilk başlığını biraz açıklayalım. Garip bir ismi var. Turfanda mı yoksa Turfa mı dediği şey şudur. Romanın bitiminde aslında bu soruya biraz cevap vereceksiniz. Neden? Çünkü içerisinde bulunan karakterleri Turfanda mı yoksa Turfa mı olarak ayırmış burada Mizancı Murat. Turfanda diye bulunduğu kişiler aslında zamanın ötesinde düşünebilecek kapasitede sağlam karakterli kişileri burada Turfanda mı kısmına koymuş. Turfa mı kısmına ise burada da anlık düşünen menfaatperest insanları burada karakter olarak göreceğimiz kişileri de Turfa mı kategorisine koymuş. Bu şekilde anlamlı bir başlığı var. Mizancı Murat kimdir peki? Abdülhamit'in tahtta olduğu dönemlerde aktif olan bir evlet adamı, aynı zamanda yazardır. Şu şekilde bir hikayesi vardır bu kitabında. Bu kitapta 1860 ile 1879 yılları arasında cereyan eden olayları kendi otobiyografi niteliğini taşıyacak bir takım unsurları da koyarak romanlaştırmıştır. O anlamda Mizancı Murat otobiyografi dedik. Şundan dolayı Mizancı Murat burada kendi hayatından nüansları olan bir karakter burada koymuş. Ki bu karakterin adı da ana karakter Mansur'dur. Mansur aslında şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Mizancı Murat'ın özendiği bir kimse aslında. Mizancı Murat'ın her ne kadar otobiyografi niteliği de olsa da Mizancı Murat'ın kendi özendiği bir karakter. Çünkü karakter gerçekten çok sağlam bir iradeye hakim. Çok zeki, çok okumuş ve aynı zamanda makamının yeri gelince elin tersiyle itebilecek nitelikte bir kişi. Hatta yeri gelince makam sahibi kişilere, paşa gibi kişilere rest çekebilecek tarzda bir insan karşımıza geliyor. Bu anlamda Mansur burada özendiğimiz bir insan tiplemesiyle karşı karşıyayız. Mizancı Murat peki bu kitapta nasıl bir yöntem izliyor? Şu şekilde iki farklı yöntemi var. Biri karakter üzerinden anlatmış, birisi devlet, cemiyet üzerinden daha çok anlatmaya çalışmış. O zamanki Osmanlı dönemindeki devletin içindeki memurlar, bürokrasiler bir takım torpillerle döndüğü için bunu eleştirecek nitelikte kişi de karakterimiz olan Mansur'dur. Bu anlamda iki yol tercih etmiş ve bu yolda o zamanki dönemi romanlaştırmış. Çalışmış. Bu anlamda bazı yerlere çok eleştiri, çok net, çok vurucu darbeler var. Bu da tabii Mansur tarafından ele alınıyor. Bu şekilde işlenen bir roman. İnşallah spoiler vermemişim de diyelim ve ikinci kitabımıza hemen geçelim. İkinci kitabımız bir makale deneme tarzında bir kitap. Azerbaycan-Ermeni ilişkileri ve Dağlık Karabağ sorunu kitabı. Bu kitabın yazarı doktor, emekli, kurmay, albay İbrahim Yıldırım. Bayağı uzun bir sıfatı var. Bu kitabı ben neden aldım? Şu sebeple son dönemlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan savaşların ve Dağlık Karabağ'da yaşanan olayları açıkçası merak ettim. Dedim ki ben bu olayı anlamam lazım, biraz öğrenmem lazım ve bu kitabı alma ihtiyacı duydum. Dağlık Karabağ sorununu anlamak istiyorsanız, oradaki tarihi süreci neden burası önemli olduğunu anlamak istiyorsanız bu kitap size hayli hayli yetecektir. Çok derin bilgiler vardır. Hatta çok kendini tekrarlayan bir takım bilgilerle donatıldığı için aslında biraz sıkılabilirsiniz. Onu söylemekte fayda var. Çünkü çok tekrarlıyor. Kitabın sonunda şu kanıya varacaksınız. Dağlık Karabağ sorunu neydi? Bunu tam anlamıyla neredeyse vakıf olacaksınız. Ama şöyle bir kötü yanları da var. Şu şekilde kitap biraz eski. Yani daha bu olaylar olmadan önce yazıldığı için 2010 verileri var. 2010 verileri üzerinden yürümüş. O anlamda biraz eski bulabilirsiniz. Evet dostlar. Bugünkü 4 dakikada 2 kitap videosunu bu şekilde nihayete erdirelim. Allah'a emanet olun. Her ay okumalara devam edelim. Eksik etmeyelim. 4 dakikada 2 kitap videosu inşallah bir dahaki Şubat ayı olması lazım. Bu Ocak kitaplarıydı. Şubat ayında görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Vesselam. Bitirelim artık.